Notlar izleyicilere. Bugün Kocaeli 1 Mayıs ile ekranlarınızdayız. Türkiye'nin tüm kentlerinde olduğu gibi Kocaeli'de de işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler kendi talepleriyle bugün Perşembe Pazarı'nı 1 Mayıs alanını dolduruyorlar. Hep beraber onları izleyeceğiz bugün. Merhaba, ismim Gökay. Bekart Fabrikası'nda çalışıyorum. Bugün hangi taleplerle 1 Mayıs alanını dolduruyorsunuz? En başta özgürlük. Her şey için özgürlük. Direnen emekçilerin özgürlüğü için bu alanda bulunuyoruz. Peki neler istiyorsunuz sendikanızdan, patronlarınızdan, 1 Mayıs'tan? Öncelikle eşit işe eşit ücret istiyoruz. Ve bunun akabinde insanca yaşamak istiyoruz. Sürekli dayatmalara, diretmelere karşı omuz omuza birlik içinde olduğumuzun mesajlarını vermek istiyoruz. Bir MES süreci geçirdiniz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir grev ertelemesi vardı biliyorsunuz. Evet, yani dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şeylerle başa çıktık. Grev ertelemesi diye Bakanlar Kurulu'nun bir yasası var. En doğal hakkımız olan grevi bile kullanamıyoruz. Ama biz birlik içinde olarak yine gücümüzü gösterdik. İşverenlerimizi zorlayarak MES'ten ayrılmaya ikna ettik. Peki bugün MES'e karşı da yürüyoruz diyebilir mi işçiler? Efendim, anlıyorum. Bugün MES'e karşı da yürüyor diyebilir mi Bekart işçileri? Her zaman için. Sadece bugün için değil, her zaman için yürürüz. Hangi fabrikada çalışıyorsunuz? Cembe Alet Acısu'da. Peki bugün 1 Mayıs'tan bir kadın olarak, kadın işçi olarak neler bekliyorsunuz? Vallahi ben barıştan yanayım. Bir bayan olarak, bir anne olarak özgürce yaşamak istiyorum. Kadın bir işçi olarak. Evet. Neler yaşıyorsunuz kadın işçiler olarak? Hangi taleplerle çıktınız buraya? Yani maaşımızın daha düzenli. Eşit işe eşit ücret. Evet, eşit ücret. Hak ettiğiniz ücreti almak talebiyle. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. İşçi bayramı bugün. Talepleriniz yok mu? Taleplerimiz olmaz olur mu? Taleplerimiz var. Mesela? Tazminat. Tazminat hakkı mı istiyorsunuz? Tazminatlar elden alınamaz yani. Tazminatlar gasp edilemez. Ben Muhittin Türk. Tek gıda işçisi. Peki bugün tek gıda işçisi hangi talepleriyle 1 Mayıs alanını dolduruyor? Hangi talepler? Ya milli gelirden fazla pay alma şeyini, sendikalı şeyi yasaklamamaları, sendikalı olup da işten atılmamalarını istiyoruz. Sendikalı oluyorsun, hemen işten atılıyorsun. Sendika hakkı istiyorsun. Sendika hakkı istiyorsun. Milli gelirden fazla pay istiyoruz. Milli gelirden fazla pay verilmiyor. Başka? Yani sonuçta şimdi grev ertelemeleri yaşadı bu ülke. Çalışma koşulları çok ağır. Çalışma koşullarının hafifletilmesi. Ne bileyim. Yok, düzgün bir şey yok ki anlatayım ben sana. Hepsi bu şeyden. O zaman daha güzel bir dünya için 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? Ben Gönül Aydemir. Büro Emekçiler Sendikası üyesiyim. Hangi taleplerle bugün büro emekçileri 1 Mayıs'a katılıyor? Valla şu özgürlük için, kardeşlik için yaşam koşulları gitgide ağırlaşmaya başladı. İnsanlar şu an kan ağlıyor. Her hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Aslında bütün insanların sokağa akmasını bekliyordum ben bugün. Bu sıkıntı sadece bizlere değil, bütün topluma yansıyor. Bunun için 1 Mayıs dışarıdayım, meydanlardayım. Peki bir kadın olarak neler bekliyorsunuz? Hangi taleplerle çıktınız? Hem emekçisiniz hem de bir kadınsınız. Tabii bir kadın olarak hangi taleplerle diyeyim? Zaten görüyorsunuz son zamanlarda kadın şiddetinden haberiniz var. En azından işkencelerden, kadın cinayetlerinden, dışarıda insanların çok rahat dolaşma hakkı yok yani. Bitmiş durumda. Ben bile dışarı çıkarken çok büyük tedirginlikle, korkularla çıkmaya başladım. Çocuğum var. Her an telefondayım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Dilek Tınaz ben. Hangi sendika? Savdesten.
Savunma sana savunma tek sendikası. Milli savunmanın tek sendikası. Sağ ol değil sen. Peki bugün hangi taleplerle alana çıktı? Emekçinin bütün talepleri bizim için de geçerli. Özel bir talebimiz yok. Herkes eşit, herkes hakça dağıtılan bir ülke istiyoruz. Her şeyin eşit olduğu bir ülke istiyoruz. Peki bir kadın olarak ekstra ne istiyorsunuz? Ekstra mı? Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! 1 Mayıs'ınız kutlu olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Kadın mühendisler olarak veya adaylar olarak neler yaşıyorsunuz? Hangi taleplerle 1 Mayıs'tasınız? Kadınların daha özgürce, daha rahat, daha istediği şartlarda çalışabileceği ortamlar istiyoruz. Bizler de mühendisiz. Erkeklerin yaptığı her şeyi yapabiliriz. Ama kadınlar nedense iş hayatında her zaman dışlanıyor ve geri plana itiliyor. Buna karşıyız. Kadın her yerde, buna alışın. Kadın çok teşekkür ederim. Her yerde, buna alışın. Kadın her yerde, buna alışın. Sizi tanıyabilir miyiz? Sivil Memurlar Sendikası SİMES'iniz. 2013 yılında kurulduk. Bu yıl ikinci kez meydanlardayız. Özgürlüklerimiz, haklarımız için mücadelemize devam ediyoruz. Hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs. Merhabalar, ben Sivil Memurlar Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hasan Hüseyin Hoyur. Bugün hangi taleplerle bu alandasınız? Öncelikle tüm emekçilerin, memur arkadaşlarımın ve işçilerin emek ve dayanışma gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Hepimize mutlu bayramlar diliyorum. Peki. Diğer taraftan bizler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan devlet memurları olarak bugüne kadar sesimiz soluğumuz olamayan, sesimiz soluğumuzu yasaklarla kesilen ama bugün 2013 yılında itibaren legal yolda sendikacılık yaparak bugüne kadar gasp edilmiş haklarımızın verilmesi, yasaklı olan maddelerin kaldırılması, devlet memurlarının onurlu duruşuna yakışır haklarımızı alabilmek adına sesimizi kanun koyuculara duyurabilmek adına meydanlardayız. 1 Mayıs'ı bayram olarak kutlayabilmek için meydanlardayız. Çok teşekkür ederiz. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Bütün çalışanların, emekçilerin 1 Mayıs'ları kutlu olsun. Biz teşekkür ederiz. Adım Çağrı Yaşar. TÜVTÜRK Kocaeli Köseköy İstasyonu'nda çalışıyorum. 78 gün önce ilk işe atılmıştı. Bir ay önce de 48 kişi toplu olarak işten çıkartıldı. Şu anda 78 günlük bir direnişimiz sürüyor. Burada toplu olarak arkadaşlarımızla birlikte önce Gebze'de sonra burada yer aldık. Bu direnişimiz işe girene kadar yapılan soykırım diye haksızlık süren bitene kadar burada devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek. 1 Mayıs'a direnişle karşılıyor tüm TÜS işçileri. 1 Mayıs'tan neler bekliyorlar? 1 Mayıs'tan bütün işçilerin hakkını almasını bekliyoruz. 1 Mayıs'tan sadece isteğimiz bu. Ben Kocaeli Araç Muayene İstasyonu'nda sendikalı olduğumuz için atılan işçilerdenim. Peki sizler bugün 1 Mayıs'ı direnişle karşılıyorsunuz. 1 Mayıs'tan neler bekliyorsunuz? Şimdi taşeronlaşmanın en iğrenç yüzünü Kocaeli Araç Muayene İstasyonları'nda yaşıyoruz biz. 1 Mayıs'tan beklentimiz buradaki bütün herkesin omuz omuza bir arada olduğu ve onurlu direnişimize herkesin desteğini bekliyoruz. 1 Mayıs'ta Genel İş Sendikası üyesi olarak hangi taleplerle geldiniz? Şu an hükümetin bütün işçilere baskı olarak bütün toplumu da katarak bir taşeronlaştırma ile geldiği sürece biz işçi olarak hükümetin bu taleplerine karşı çıkarak bugün burada bu taleplerimizi haykırmak için buradayız ve bundan sonra da bütün işçilerin yaşam standartlarının yükselmesi için her zaman sesimizi yükselteceğimizi söylüyoruz. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Yasin Tolga Güven. DİSK Genel İş Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim ben. Bugün 1 Mayıs'ta burada alanlarda olmamızın en büyük sebebi Taksim'in bize yasaklanması, Taksim'de özgürce bir bayram, işçi bayramımızın kutlanmaması talebini burada destekçilerimizle birlikte haykırmak. Tabii ki ayrıca DİSK'in bu asgari geçim indirimiyle ilgili, geçimle ilgili açıklamış olduğu 3600 liralık asgari geçim limitinin
yasalaşması, en azından yaşanacak, yaşanabilecek bir ücretler talebiyle alanlardayız. Oktay Öner, hangi sendika? Birleşik Metal İş Sendikası üyesiyim. Bekart'ta çalışıyorum 7 yıldır. Bir mes süreci atlattı metal sektörü. Bugün hangi taleplerle bu alanı dolduruyor metal işçileri? Bugün direnişin biz bir mes sürecinde büyük bir kazanım elde ettik. Demek ki direnmekle, hak mücadelesiyle bir şeyler oluyor. Burada bu da bir temsiliyet gösterdi. Bence büyük, çoğu emekçinin de tabii bu en büyük dikkatini çeken unsur. Bu, demek ki birlikte olununca, birlik olununca her şey kazanılıyormuş. Peki 1 Mayıs'tan neler bekliyor? Hangi talepleri öne çıkararak bugün metal işçileri Türkiye'nin dört bir yanında alanları doldurdular? Ne bekliyorlar? En büyük reel ücretlerin hak edildiği noktalara gelmesi. En büyük ikinci sorun da daha fazla iş yükleri verme peşinde işveren. Hani bazen parasal olarak yüksek paralar veriyor ama sonra sosyal haklar ya da daha fazla sömürü, daha fazla makina sayısı gibi. Ha, bunları daha insani koşullara indirilmesi ve en azından birey kendi onurunu kazanabilecek duruma gelmesi. Yani haklarını bilmesi, hakları için mücadele etmesi. Yani tamamen bu. O zaman 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Teşekkürler, sağ olun. Hangi taleplerle 1 Mayıs alanına çıkıyorsunuz? Evet, memurların talepleri özellikle mensubu olduğumuz sendikalar aracılığıyla bellidir. Yine bunların burada seslendirilmesi için bir aradayız. Özellikle bizim en büyük sıkıntımız 3. sendika durumuna düşmüş olmamızdan kaynaklı olarak bizim haklarımızı savunmayan, zaten bunu da adaylıkları bakımından gösteren diğer sendika temsilcinin karşısında ne varsa biz onları savunuyoruz. Bunu özetleyebiliriz. Üstün Bensel işçilerinin yanındayız. Bugün 1 Mayıs'tan neler beklediğini, hangi taleplerle bu alanı doldurduklarını soracağız. Merhabalar, bugün 1 Mayıs alanındasınız. Hangi taleplerle 1 Mayıs alanındasınız? Neler bekliyorsunuz, neler istiyorsunuz? 1 Mayıs alanından neler istiyoruz? 1 Mayıs alanından öncelikle ben bir kamu çalışanı olarak özlük haklarımın iyileştirilmesini istiyorum. Daha insanca bir yaşam istiyorum. Devletin kazancından daha fazla pay istiyorum. Barış istiyorum, kardeşlik istiyorum, o kadar. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Sizler? Ben bu Mayıs'ta devletin tiyatrolardan ellerini çekmesini istiyorum özellikle. Siz neler bekliyorsunuz? Ben genel anlamda özgürlük. Yani alabildiğine ilkel bir kuşatma altındayız. Bunun yarılmasını istiyorum. Şimdi de yanımızda Kocaeli'nin ilk kadın derneği, Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nin yöneticisi var. Şimdi mikrofonumuzu ona uzatıyoruz. 1 Mayıs'tan Kocaeli Kadın Dayanışma Derneği, Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği olarak hangi taleplerle katıldı kadınlar 1 Mayıs'ta? Önce özgürlük istiyor kadınlar. 1 Mayıs'ta kadınlar ölmesinler. Kadınlar yaşamak istiyorlar, ölmesinler, özgür olsunlar. Hakları ne? Kadınlar çalıştığı zaman çocukları kreşe gitsin, kadınlar rahat işe gitsinler. Eşitlik, özgürlük istiyoruz. Yani eşit olmak istiyoruz daha doğrusu. Yani erkekler nasıl ki birinci sınıf oluyorlarsa biz de birinci sınıf olmak istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Makbule Yıldırım. Dersimliyim. Kocaeli'de yaşıyorum. Bugün hangi taleplerle 1 Mayıs alanına geldiniz? Bugün hangi taleplerle geldim? Bugün bütün dünyadaki ezilen kadınlar adına geldim. Ölen kadınların adına geldim. Ezilen insanların adına geldim. Sokak çocukların adına geldim. Filistin'deki kadınların adına geldim ve bütün dünyadaki özgürlüğünü kaybetmiş bütün kadınların adına geldim. Peki kadınlar ne istiyorlar? Hangi talepleri var? Ne istiyor? Kadınlar ne bekliyorlar? Kadınlar ne bekliyor? Kadınlar başta özgür yaşamak, özgürce yaşamayı bekliyorlar. Erkeklerin egemenliğin altından yaşamak istemiyorlar. Yaşam haklarını elinden alınmış onları talep istiyorlar tekrar. Kadınların o kadar çok özgürce dışarı çıkmalarını istiyorum. Yani istiyorlar. Kadınlar çok bir şey istemiyorlar aslında. Küçücük erkeklerden güzel bir sevgi istiyorlar. 1 Mayıs'ın kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun. Bütün ezilen, bütün dünya kadınların
1 Mayıs'ı kutlu olsun. Özellikle kadın olduğum için söylüyorum ve bütün ezilen halkların dünya emekçi 1 Mayıs gününü kutluyorum ve size de başarılar diliyorum. Hatır ve sıma. İşçinin hakkının bu ülkede yediği için, sigortalarının ödenmemesi için, işçilerin daima burada bu memlekette ezildiği için, hakların ezildiği için ben buradayım. 1 Mayıs ben diyorum ezilenlerin bayramıdır. Yine 1 Mayıs emekçileri meydanlarda, rant sürenler yine tatillerdedir. O amaçla ben buradayım. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Yaşasın Gelin Yeki Gölen diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba, ben Özlem Taktak. Esin Özgeçiçek. Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadın Çalışmalar Atölyesi olarak bugün 1 Mayıs'a katıldınız. Hangi talepleri var genç üniversiteli kadınların? Şiddete, tacize, tecavüze, sömüreye, gerçek eşitlik için bugün alanlardayız. Peki nasıl hazırlandınız 1 Mayıs'ta üniversiteli kadınlar olarak? Bir haftadan fazla oldu zaten hazırlıkları, çalışmalarımıza başlayalı. Kendimize özel rozetlerimiz, bandanalarımız, çalışmalarımız. Merhaba, ben Halit Demir. Üniversite öğrencisiyim Kocaeli Üniversitesi'nde. Bugün hangi taleplerle gençlik burada? Gençlik neler istiyor? Bugün gençlik 4 yıl bir üniversite okuduktan sonra diplomalı işsiz olmak değil, kendi okuduğu bölümde bir iş bulmak, KPSS'den derdiyle uğraşmak istemiyor artık. Atanmak istiyor ve yaşama yetecek kadar para istiyor gençler. İsmim Ömer. Türkiye'de demokrasinin gelişmesini istiyorum. Çalışanların istedikleri şekilde maaş almasını, hakların gelişmesini. Şu anda başka bir şey aklıma gelmiyor. Peki sizler bir kadın olarak neler bekliyorsunuz? Hangi taleplerle bugün 1 Mayıs alanınız? Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımızı, bize hak ettiğimiz değeri vermediklerini düşünüyoruz. Onun için buradayız. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Serap Güleç. Ben Sevim Balcı. Tüm Türkiye'de değil, tüm dünyada insanların insan olup hoşgörülü, barış içinde yaşamasını istiyorum. Dileğim o. Teşekkür ederim. 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Gülabi Turan ben. Hangi işi yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Ben tiyatrocuyum. Bugün hangi taleplerle buradasınız? Tiyatrocusunuz. Bugün pek çok taleple buradayız. Öncelikle başımızdaki iktidarın defolması için buradayız. Herkesin eşit bir şekilde yaşaması için buradayız. Sanatın önünü tıkayanların artık bu işten vazgeçmesi için buradayız. Bizim de taleplerimiz var. Öncelikle efendim? Tiyatroya dair, sanata dair. Diyorum ya, sanata dair. Sanat üzerinden elini çeksinler yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Gölge etmesinler, başka bir şey istemiyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Seçkin İlmaz. Amasya Üniversitesi'nde okuyorum. Buraya arkadaşların yanından geldim. Şansa da 1 Mayıs'a denk geldim işte. 1 Mayıs bugün ve üniversite öğrencisisin. Üniversite öğrencileri, öğrenciler, gençler hangi sorunları yaşıyor ve buna bağlı olarak hangi taleplerle bugün alana çıkıyor? Parasız eğitim yani. En başta istediğim şey bu yani, parasız eğitim. İşçi katliamları görüyoruz yani. Bugün Soma'da yaşananlar, Ermenek'te yaşananlar, hepsini görüyoruz yani. Bunlar yani birilerimizin haykırması lazım ki bunlar duyulsun yani. Bunlara bir yol çözümü öğrenilsin. Herkes, nasıl söyleyeyim, herkes sesini çıkarmasa olmaz yani bu işte. Şarabından dedin zehir, şarabından ben içtim, sen içmedin ya. İçmedin ya. Felek vurmuş vay başıma. Kocadın değme yaşıma, çınar olsam bin yaşında, senden geçmem, sen geçtin ya. Senden geçmem, sen geçtin ya. Sen geçtin ya. Kocadın değme yaşıma, çınar olsam bin yaşında, senden geçmem, sen geçtin ya. Senden geçmem, sen geçtin ya. Sen geçtin ya.
Cenneti koysan kapıma, cenneti koysan kapıma, ay takılsa çam dalına, şu köhnemiş saltanata, satmam seni, sen sattın ya. Satmam seni, sen sattın ya. Şu köhnemiş saltanata, şu köhnemiş saltanata, satmam seni, sen sattın ya. Beşik önüm mezar, dillerim alçılığım yar. Eyvah yiyem kör kuyuya, atmam seni, sen attın ya. Atmam seni, sen attın ya. Cinsel meta haline getirilmesine, kadının emek sömürüsüne, çocuk gelinlere hayır demek için bir aradayız. Kadına yönelik şiddeti hafifletici sebepler değil, en ağır yaptırımlar istiyoruz. Yıllardır sermayenin talepleri doğrultusunda ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarını özelleştirenler, memleketin değerlerini talan edenler, ülkeyi bir şirket gibi yönettiler.